Bundan gübre elde edilen zeytinin çekirdeği de kalorifer yakıtına dönüştürülüyor. Verdiği ısı yüksek, külü çok az olan bu yakıt çevreci özelliğiyle de ilgi görüyor. Fabrikalara bir bütün halinde gelen zeytin makineye girdikten sonra kara su, çekirdek ve zeytinyağı olarak üçe ayrılıyor. Edremit Körfezi'nde zeytin çekirdeğinden yıllık 10 ile 15 bin ton arasında kalorifer yakıtı üretiliyor. Zeytin çekirdeğinden üretilen kalorifer yakıtının tonu 700 liradan satılıyor. Fosil yakıtlara alternatiftir. Özellikle kışı ılıman geçiren kıyı Ege şeridi ve Akdeniz'de çok rahatlıkla kullanılabilir. Kalorisi 4000'lerde geziyor. Yani yer yer yıl yılı değiştiriyor. Ancak 4000 kalorilik bir ürün. Ama bu bizim yerli üretim kömürlerimize yaklaşık aynı oranlarda bir kalori bırakıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen 1 ton kalorifer yakıtı 3 ila 5 kilogram kül bırakıyor. Bu da kalorifer kazanlarının 15-20 günde bir boşaltılmasını yeterli kılıyor. Ekolojik ve temiz bir yakıt olarak öne çıkan zeytin çekirdeğinden kalorifer yakıtı hem yurt içi hem de yurt dışından talep görüyor.